bugün için 15 Temmuz Derneği'ni, Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği'ni ve elbette bu müstesna mekanda bu etkinliği yapmak imkanı veren Hafıza 15 Temmuz'a teşekkür ederek başlayayım. Çok kıymetli konuklarımız var. Filistinli edebiyatçılarımız, sinema yönetmenlerimiz burada. Ve siz de kıymetli dostlar, Filistin için 23 Aralık 2023 tarihini işaret ettik ki bu Rim evladımızın doğum günü. Artık aramızda olmasına ve dedesiyle ihya ettiği bu günü bundan sonra kutlamasına imkan yok ama biz onun nezdinde İsrail'in katlettiği bütün çocuklar için, ki kendimiz de benzeri bir tecrübeyi defaten yaşadığımız için, burada bir şehit çocukları anacağımız güne, bugünü dönüştürmek arzusundayız. Hareket noktamız bu oldu. Çünkü çocuğu katletmenin dini, tarihi hiçbir referansını hiçbir ulus ortaya koyamaz. Ama bugün karşı karşıya olduğumuz şiddet, çocukların katlini bize meşruymuş gibi anlatmak küstahlığını gösterebiliyor. Onları ikinci bir savaş zayiatı olarak nitelendirebiliyor. Ama biz biliyoruz ki bu dünyanın gerçek mirasçısı çocuklardır. Biz biliyoruz ki bu dünyadaki bütün yetişkinlerden daha kıymetlidir tek bir çocuğun hayatı. Biz biliyoruz ki üstümüzde nice yükler varken onlar yetişkinlere değil Hakk'a yakınlardır. Ahitleri tazedir, secereleri paktır. Dünyada masumiyetin varlığı onlar ile kaimdir. Evet, Rim'in ve dedesinin tabii bu bir aynı zamanda sevk olunduğumuz yol oldu, isim oldu. Farkındaysanız Rim'in dedesinin tipolojisi, giydiği kıyafet, başına bağladığı türban, efendim sakalı bize ne kadar tanıdık geliyor değil mi? Biz bunu bugün bu suçun faili olan güçlerin Avrupa'da ve Amerika'da ve dünyanın geri kalan kısmında İslam'a karşı yürüttükleri propagandada kullandıkları bir tipoloji olduğunu biliyoruz. Bunu 7 Ekim'den önce görmüş olsaydık bize IŞİD'in bir resmi diye tanıtabilirlerdi ve belki birçoğumuz hiç itiraz etmeden buna kafamızı eğip geçerdik. Avrupa'da, Amerika'da zaten itiraz edilmezdi. Allah'ın işine bak ki İslamofobiyayı tam da onların kurguladığı tipolojiyle ters yüz ederek onların önüne koydu. Bu bakımdan da Rim ve dedesinin hikayesi belki İslam'a karşı oluşturdukları, o terörle bağdaştırdıkları ve esasen bize değil kendilerine ait olan o suçların faili gibi gösterdikleri o komplonun da inşallah sonunu getirecektir. Çünkü çocukların böyle bir gücü var. Daha nelere kadir olduklarını biz yaşayarak göreceğiz. Üzerimizdeki bütün örtüleri çektikleri muhakkaktır. Artık sıfatlar insanları saklamaya yeterli gelmiyor. Sıfatlarımız bizi bağırıyor çocuklara. Onlar dönüp bizim yerimizi bağırıyorlar. İşte burada tam arkamda bu sıfatın arkasında hoca olabilirsiniz, akademisyen olabilirsiniz, siyasetçi olabilirsiniz, sanatçı olabilirsiniz. Her kim olursanız olun, sıfatlar sizin yerinizi katledilen bu çocuklara söylüyor. Ve o çocuklar hiçbir lisan kullanmadan, kelime kullanmadan, harf kullanmadan size hakikati anlatıyorlar. Gazze'nin hakikatini, Filistin'in hakikatini, düşmanın kim olduğunu, neler yapabildiğini ve ona karşı nasıl direnmek gerektiğinin aslını, esasını bize bir öğretmen gibi orada katledilen bu çocuklar, şehit olan o bir avuç mücahit,
onların anne babaları, yaşlıları ve bir asırlık bir direnç öyküsü bize kendini hatırlatıyor. Kendini hatırlatırken de aslında bize kim olduğumuzu da söylüyor. Bu coğrafya tabii düşmanın cephesinden bakıldığında vaat edilen toprakların coğrafyası değil. Bu vatan hak edilen toprakların coğrafyası. Böyle vaat edilen topraklar üzerinden ortaya sürülen her türlü argümana bu hak edilen toprakların da bir cevabı olacaktır. Nasıl ki bu vatanı göz dikene bırakmadıysak bu dünyayı da bu zalimlere bırakmayacağız. Onun için bütün dünya halklarıyla çocuklarımızın haklarını korumak, Filistin'in özgürlüğünü savunmak, bunların ne kadar zalim olduklarını yüzlerine haykırmak vazifelerinde temas ederek, birbirimize destek olarak, bu sesi çoğaltarak, çaba göstererek yolumuza devam edeceğiz. İnşallah, umuyorum 23 Aralık tarihi vaktinden önce yaşam hakkı elinden alınmış, masumiyetleri yok edilmiş, yaşamın asli kaynağına, insanlığın devamına, dolayısıyla da insanlığa karşı işlenilmiş bu suçun peşinde olanların unutmayacağı, yaşatacağı, sonraki nesillere aktaracağı bir gün olacaktır. Bu konuda katkı veren herkese çok teşekkür ederim.